Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Ali İmran suresinden Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem, Hazreti İsa ile alakalı bazı ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Ve ayet numarası itibariyle Ali İmran suresi 38 ve 44. ayetler arası. Hunalike da'a Zekeriya Rabbe. O zaman Zekeriya Rabbine dua etti. Gale Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibe ve dedi ki Ya Rabbi kendi katından bana tertemiz bir nesil nasip et. İnneke semi'ud dua şüphesiz sen duaları işitensin. Fenâdetül melâike melekler ona nida ettiler. Ve huve gâimun yusalli fil mihrab mihrapta ayakta namaz kılarken, dua ederken melekler ona nida ettiler. Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Yahya isimli bir çocukla müjdeliyor. Musaddigan bi kelimetin min Allah. Allah'tan bir kelimeyi tasdik eden ve seyyiden efendi ve hasuran dünyaya meyletmeyen ve gayrimeşru şeylere yönelmeyen ve nebiyye minas salihin ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya isimli bir evlatla Allah seni müjdeliyor. Gale Hazreti Zekeriya dedi ki Rabbi enna yekune li gulam Ya Rabbi benim nasıl çocuğum olabilir? Vagat belaganiyel kibar yaşlılık bana geldi artık yaşlıyım ve emraati akır ve hanımım da kısır durumda. Benim nasıl çocuğum olabilir? Gale kezalike Allahu yef'alu ma yeşe ve gelen melek dedi ki evet dediğin gibi sen yaşlısın, hanımın da kısır ama Allah dilediğini yapar. Gale Rabbi c'alli aye. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya Ya Rabbi buna bir alamet bana bırak. Buyur dedi. Gale Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ayetüke ellâ tükellimen nâse bunun alameti, senin için alamet. İnsanlarla üç gün konuşamayacaksın. Felâtete iyyem, üç gün. İllâ ramze, ancak remizle, işaretle konuşabileceksin. Vezkür rabbeke kethîra, Rabbini çokça zikret. Ve sebbih bil aşiyyi vel ibkâr ve akşam sabah Allah'a tesbih et. Ve iz galetil melaiketum melekler şöyle demişlerdi. Ya Meryem, ey Meryem, innallaha istafaki şüphesiz Allah seni seçti ve dahharaki seni tertemiz kıldı ve istafaki ala nisa'il alemin dünya kadınlarının fevkinde seni kıldı. Seni onlara seçkin kıldı. Ya Meryem'u, ey Meryem, ugnuti li rabbik, Rabbine boyun eğ, itaat et, vescudi, secde et, varka'i ma'ar raki'in, rüküye gidenlerle beraber sen de rüküye git, Allah'a boyun eğ. Zalike min enba'il gayb, işte bunlar gayb haberlerindendir. Nuhihi ileyk, bunları sana vahyediyoruz. Ve mâ kunte ledeyhim yoksa sen onların yanlarında değildin. İz yulgûne aklâmehum kalemlerini bıraktıkları zaman eyyuhum yekfulu Meryem hangisi Meryem'e kefalet edecek? Onun bakımıyla ilgilenecek. Bunun kurasını attıklarında kalemleriyle kura attıklarında sen onların yanında değildin. Ve mâ kunte ledeyhim iz yahtasimun onlar bu konuda birbirleriyle ihtilafa düştüklerinde sen onların yanlarında değildin. Değerli izleyenlerim, burada Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem, Hazreti İsa bu gibi konularda gerçekten önemli noktalara temas edildiğini görüyoruz. Ve özellikle Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem bu ayetlerde nazarımıza sunuluyor. Bundan önceki bir bölümde dikkat çekmiştik. Ayetlere dayanarak dikkat çekmiştik. Allah-u Teala Hazreti Zekeriya'yı Hazreti Meryem'in terbiyesiyle de mükellef kılıyor.
Ve böylece ileride bir peygamber anası olacak olan Hazreti Meryem bir peygamber terbiyesiyle akrabası olan aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın yanında yetişiyor. Hazreti Zekeriya Meryem'de olağanüstü durumlar görüyor. Daha önce de işaret edildiği gibi ne zaman yanına varsa yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri bulabiliyor. Hayretle soruyor, ey Meryem bunlar nereden sana geliyor diyor. Meryem de diyor ki, min indillah, Allah katından Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya da babalık duyguları daha böyle galeyana geliyor. Keşke benim de Meryem gibi bir çocuğum olsa. Ama kendisinin çocuğu olmamakta, kendisi artık yaşlanmış, hanımı da kısır bir durumda. İşte bugünkü okuyacağımız kısım bununla alakalı bazı noktalara dikkat çekmekte. Hunalike de'a Zekeriya Rabbe. İşte Zekeriya o zaman Rabbine dua etti. Ve duasında şöyle dedi. Gale Rabbim hebli min ledünke rahm zürriyeten tayyibe. Ya Rabbi kendi nezdinden, kendi katından bana tertemiz bir nesil nasip et. Burada olsun da nasıl olursa olsun bir nesil değil, bir peygambere yakışır bir tarzda bir dua görmekteyiz. Ya Rabbi diyor bana tertemiz bir nesil nasip et. Ve belki burada dikkatimizi çeken başka bir husus da şu, anneler ve babalar daha anne baba olmazdan önce yavrularıyla alakalı, nesilleriyle alakalı Allah'a dua etmeliler. Olsun da nasıl olursa olsun çocuğumuz olsun demek yerine Allah'tan tertemiz ve iyi nesiller istemeleri gerekir. İşte burada zürriyeten tayyibe böyle bir manayı bize ders vermekte. İnneke semi'ud du'a, şüphesiz sen duayı işitensin. Burada duamızın Allah tarafından işitildiğini bilmek önemli bir ayrıntıdır. İnsan dua ettiğinde Allah benim duamı işitiyor, benim halimi görüyor, halimi biliyor. Bu şekilde kalben itikad ederse ve içinden tasdik ederek bu duayı yaparsa duası daha makbul olacaktır. Ve Allah-u Teala melekleri gönderiyor Hazreti Zekeriya'ya ve gelen melekler Hazreti Zekeriya'ya baba olacağını müjdeliyorlar. Fenâdetul melâike, melekler ona nida etti. Ve huve gâimun yusalli fil mihrab. O mihrapta namaz kılar iken, ayakta namaz kılar iken veya dua eder iken melekler nida ettiler. Ennallâhe yübeşşirüke bi Yahya, Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Yahya'nın Türkçedeki karşılığı Yaşar. Yaşar tümüyle Türkçe bir kelime ve bunun Arapçadaki karşılığı da Yahya. Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya'nın oğlu, peygamber oğlu, peygamber. Demek ki mübarek bir aile. Allah-u Teala ona da peygamberlik nimetini bahşediyor. Musaddigan bir kelimetin minallah ve bu Yahya Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek. Burada Allah'tan bir kelime Hazreti İsa olarak anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile alakalı ve kelimetuhu, Allah'tan bir kelime diye ifade ediliyor. Ve ruhum minhu, ondan bir ruh diye ifade ediliyor. Hazreti Yahya Hazreti İsa'yı tasdik edecek ve onu teyit edecek. Ve seyyiden, efendi olacak, çok seçkin olacak. Ve hasuran, hasur şehvet noktasında kendini zaptu rapt altına alabilen ve taşkınlıklardan korunabilen gibi bir anlam ifade ediyor. Yani son derece iffetli, hayalı, öyle bir evlat nasip edecek. Ve nebiyyen, ve bir peygamber olacak. Minas salihin, salihlerden bir peygamber olacak. Her salih insan nebi değildir ama her nebi aynı zamanda salihlerdendir. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya biraz da şaşırmış vaziyette, gale Rabbi enna yekunu li gulam, ya Rabbi benim nasıl çocuğum olur ki? Ve kad belaganiyel kibar, yaşlılık bana
gelmiş durumda. Artık yaşlıyım. Ve emraati akır ve hanımım da kısır vaziyette. Gale kezalik, gelen melek dedi ki evet, dediğin gibi artık sen yaşlısın, hanımın da kısır. Allahu yef'alu ma yeşa, ama Allah dilediğini yapar. Yani Allah kısır bir kadınla çocuk yaratmaya da kadirdir. Yaşlı bir insana çocuk vermeye kadirdir. Burada şu tabiat aleminde sebeplerin fevkinde Allah'ın tasarrufunu görmek, bu noktada da bize bir ders veriliyor. Malum kimyada neşa ifadesi kullanılır. Normal şartlar altında. Yani normal şartlar altında işte şöyle şöyle kimyevi reaksiyonlarda bunlar meydana gelir. Ama şartlar değiştiğinde durum da değişir. Allah-u Teala'nın tabiata koymuş olduğu kanunlar var. Normal şartlar altında artık yaşlı bir erkek ve kısır bir bayandan çocuk dünyaya gelmez. Ama hiç mi gelmez? Allah dilerse verir. Hazreti Zekeriya'da olduğu gibi, hanımı örneğinde olduğu gibi Allah dilerse böyle de yapar. Belki buradan günümüze bir bakış olarak yaşlı insanların, hatta kısır insanların zamanla çocuk sahibi olabileceği tarzında bir mana, bir mesaj çıkarabiliriz. Nitekim günümüzde tıp ilmi hayli gelişmiştir ve gelişen bu tıp ilmiyle daha önce çocuk sahibi olmayan nice insanlar tüp bebek gibi veya bir takım başka özel tedavilerle çocuk sahibi olabilmektedirler. Gale Rabbi Cali Eye, Hazreti Zekeriya dedi ki ya Rabbi, bana bir alamet bırak çocuğum olacağına dair. Gale ayetuke ella tükellimen nase thalâfete eyyâmin illa ramze. Bunun alameti 3 gün insanlarla konuşamayacaksın. Ancak remizle, işaretle onlarla konuşabileceksin. Yani sapasağlam durumda ama sesi çıkmayacak. Ancak el işaretiyle, remizlerle onlarla konuşabilecek. Vezkür rabbeke kethira, Rabbini çokça an, çokça zikret. Ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar, ve akşam sabah bolca Allah'a tesbih et. Allah'ı anmak, Allah'ı tesbih etmek zaten peygamberlerin daimi özelliklerinden birisidir. Ve normal şartlar altında çocuğu olmayacakken özel bir lütufla baba olmak, hem de peygamber oğlu olmak Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir lütfudur. Bu durumda Allah'ı daha çok zikretmek, daha çok tesbih etmek de bir görevdir. Ve burada devamında yeni bir manzara bize bildiriliyor. Ve Hazreti Meryem'le alakalı bir durum. Ve iz galetil melaiketu, melekler şöyle dediler. Ya Meryem, ey Meryem, innallâhe estafâki, Allah seni seçti. Ve dahharaki, seni tertemiz kıldı. Kusurlardan, ayıplardan tertemiz kıldı. Ve estafâki alâ nisâil âlemin, ve âlem kadınlarının fevkinde kıldı. Onlara seni üstün kıldı. Ya Meryem'u, ey Meryem, uknutili rabbik, Rabbine itaat et. Vescudi, Rabbin için secde et. Varka ima'ar rakiin, ve rüküya varanlarla beraber sende rüküya var. Burada Hazreti Meryem'in dünya kadınları içinde seçilmesi, Cenab-ı Hakk'ın özel bir istifa kanununa tabi kılınması, tertemiz kılınması, bunlara dikkat çekiliyor. Ve buna mukabil Hazreti Meryem'e de düşen bir görev, kendini daha böyle ibadete vermesi, secdeye, rüküye dikkat etmesi, bu gibi noktalar bize bildiriliyor. Nimet varsa o nimeti taşımak lazım. O nimetin hakkını eda etmek gerekir. Daha böyle seçkin konumda olan bir kimse daha manevi hayatına dikkat etmeli ve haram, helal bu gibi hususlarda daha hassas olmalı. Ayet-i kerimeden bunları da anlayabiliriz. Hazreti Meryem'in dünya kadınlarının fevkinde kılınması ayet-i kerime ile sabit olan bir durumdur. Vastafâki alâ nisâil âlemin, âlem kadınlarının üzerine seni seçti, seni onlardan üstün kıldı.
Dadı hakra kabiliyet şart nis denilir. Yani ihsan-ı ilahi için kabiliyet şart değildir. Ama ayet-i kerimede Allah-u Teala bir kısım nesilleri daha üstün kıldığını ifade etmişti. Bazı seçkin fertler var, seçkin hanedanlar var. Burada da Hazreti İsa gibi büyük bir peygambere annelik yapacak bir kadının diğer kadınlardan daha üstün olması, daha ön plana çıkarılması medar bahsedilmekte ve Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler yer almakta. Aynı zamanda Meryem suresi var. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir başkası. Meryem suresinde de yine Hazreti İsa'nın doğumu, Hazreti Meryem'le alakalı bazı özel durumlara dikkat çekilmekte. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'in zevce-i muhteremeleri Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin ve Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'nın dünya kadınları içerisinde çok özel yerleri olduğu yine hadislerle, bir takım rivayetlerle bize bildirilmiştir. Demek ki bu anlamda bazıları için bir seçkinlik söz konusu. Onların buna liyakatı söz konusu ve ona göre diğerlerine üstün kılınmaları söz konusu. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ Bunlar gayb haberlerindendir. نُوحِهِ اِلَيْكِ Ey Peygamber, biz bunları sana vahyediyoruz. Bunları vahiy ile sana bildiriyoruz. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Onlar hangisi Meryem'e kefil olacak? Bunu kendi aralarında kura ile tespit etmek için kalemlerini yere bıraktıklarında sen onların yanında değildin. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Ve onlar bu konuda ihtilafa düştüklerinde birbirleriyle tartışırlarken sen yine onların yanında değildin. Değerli izleyenlerim, burada Peygamberimizin peygamberliğine bir intikal söz konusu. Yani bunlar gaybi haberlerdir. Hatta gaybi haberlerin biraz da ayrıntısıdır. Hazreti Meryem nasıl dünyaya geldi? Onun annesi Hanne nasıl dünyaya geldi? Hazreti İsa'nın doğumu nasıl oldu? Hazreti Yahya'nın doğumu nasıl oldu? Hazreti Meryem neler dedi? Hazreti Zekeriya neler dedi? Bunlar gaybi haberler. Ve gaybi haberler, geçmişle ilgili gaybi haberler, akılla bilinecek şeyler değil. Yani bir insan gelecekle ilgili bazı tahminlerde bulunabilir, tutar veya tutmaz. Ama geçmişle alakalı ancak kendi zihninden senaryo üretebilir. Romanvari bir şeyler yazabilir. Bunlar ise geçmişte yaşanmış bir takım olaylar, bir roman değil, bir hikaye değil, doğrudan doğruya yaşanmış bazı gerçekler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi ilmiyle, kendi düşüncesiyle elbette olayların ayrıntılarını bilemezdi. Hazreti Hanne nasıl dünyaya geldi? Çocuğunu dünyaya getirdiğinde, Meryem'i dünyaya getirdiğinde neler söyledi? İşte Hazreti Zekeriya ne zaman Meryem'in yanına girse nasıl rızık buldu? Hazreti Zekeriya bu durumu görünce nasıl dua etti? Bunlar Peygamberimiz tarafından doğrudan kendi düşünmesiyle, kendi hayal etmesiyle bilinecek şeyler değil. Ama bildiriliyor. Vahiy yoluyla bildiriliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in tümüyle bir vahiy olduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Üstad-ı Ezelisinden, Cenab-ı Hak'tan doğrudan ders almak suretiyle bunları bize ve insanlığa bildirdiğini Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor ve ders veriyor. Peygamberimizin gaybtan haber vermesi mucizelerinden bir tanesidir. Kendi ilmiyle bunları biliyor değil, Allah ona öğretiyor, Allah'ın bildirmesiyle Peygamberimiz bizlere haber veriyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in sırlarına hepimizi mazhar eylesin ve Kur'an'a göre bir hayat hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.